Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tecrid-i Sari, Sahih Buhari tercümesi ve çalışmaya devam ediyoruz. Evet, geçenki bölümde kaçıncı hadis-i şerifi okuduk en son? 1231 ve Ümmü Haram binti Milhan onun Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sorduğu soru yani işte deniz seferine gidecek olan ilk kafile ki onlar cennettedir diye demişti. Ümmü Haram ise ben de onlardan mıyım diye sormuştu. Evet sen de onlardansın dedi. Sonra Kayser'in şehrine gideceklerden bahsetti. Ben de onlardan mıyım dedi. Hayır sen onlardan değilsin demişti. Şimdi bu Ümmü Haram, Haram binti Milhan ki o zaman kocası Ubade, Ubade bin Samit idi diyor. Kıbrıs adasının bir vergiye bağlanarak sulhan veya unveten fethi müyesser olup da Şam'a hareket edileceği sırada yani savaşla veya barışla Ümmü Haram'ın binmesi için bir katır getirilmişti. Çok yaşlı olan bu kadıncağızı bindiği bu hırçın hayvan üstünden atarak baş üstü düşmesine ve boynu kırılarak ölmesine sebep olmuştur. İslam tarihinde namı ebedileşen bu muhterem kadın Resulullah'ın haber verdiği gibi deniz gazası yolunda vefat etmiştir ve şehitler kafilesine iltihak etmiştir. Tabi şu anda hala sultan diye Kıbrıs'ta kabri bulunan hanım sahabi budur. Neden hala sultan deniliyor? Haledir normalde. Peygamber Efendimizin teyze tarafından olduğu için haledir. Hale Türkçe'de hala olarak kullanılmış. Yoksa hale sultandır yani. Peki Ümmü Haram'ın e, e, kabri Kıbrıs'tadır. Halk tarafından tazim edilir ve kurak zamanlarda yağmur talep edilir ve halk arasında salih bir kadının kabri diye anılır e, diyor. Peki Ümmü Haram'ın peygamberimize karabeti, yakınlığı. İbni Abdülber diyor ki Resulullah'ın Ümmü Haram'ı ziyaret etmesine, kendisine yemek ikram edilmesine, hatta başını saçını taratmak gibi yakınlık eserleri gösterilmesine bakarak hiçbir Müslüman bu muhterem kadının peygamberin mahremi olduğunda şüphe etmez. Yalnız bu mahremiyet nereden gelmiştir? İbn, -i, İbn -i Abdülber diyor ki, öyle sanıyorum ki Ümmü Haram peygamberi emzirmiştir. Nasıl kardeşi Ümmü Süleym de onu emzirmişti diyor. Sonra yine i̇bn İbni Abdülber diyor ki, meşayihimizden sayısız birçok kimsenin rivayetine göre Ümmü Haram Resulullah'a teyzeleri tarafından hısım oluyordu. Çünkü peygamberin büyük babası Abdülmuttalib'in anası Beni Neccardan idi. Ümmü Haram ile kardeşi Ümmü Süleym de Beni Neccardan'dırlar. İbni Vahd'den de Ümmü Haram Resulullah'ın rıdaen teyzelerinden birisidir. Yani süt, em, e, süt emzirme bakımından teyzelerini birisidir diye rivayet edilmiştir. Bu rivayetlerden hangisi alınırsa alınsın Ümmü Haram binti Milhan ile kardeşi Ümmü Süleym peygamberin mahremidirler. Diye bakın buraya not düşmüş. Ee, peki şöyle e, geçelim aşağıya. Hadisin ikinci kısmında İslam ordusunun hareketi bildirilen Kayser şehriyle Murat, bütün hadis şarihleri tarafından Şarki Rum İmparatorluğu'nun hükümet merkezi olan yani (İstanbul) olduğu bildirildiğinden tercümemizde İstanbul diye e, söyledik. Bu sefer de Hicret'in 52. yılında. Yezid bin Muaviye'nin kumandasında vuku bulmuştu. Konstantiniyye seferine iştirak eden askerin hakkındaki peygamberin sitayişine Mebni İbni Ömer, İbni Abbas, İbni Zübeyir, Ebu Eyyub el-Ensari gibi ashabın saadatından birçok yüzüyle de iştirak etmişlerdi. Hatta Ebu Eyyub el-Ensari'nin vefatı İstanbul Sur'u yakınında vuku bulduğu için oraya defnolunmuştur. Rumlar Ebu Eyyub'un kabrine hürmet de gelmişler ve kurak zamanlarda kabriyle yağmur talep etmişlerdir, e, diyor. Peki e, bu orduyu Muaviye'nin e, oğlu Yezid'in değil Süfyan bin Af'ın kumandası altında sevk ettiğini de bildirmişler e, tarihçiler diyor. Peki 1232 an Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale tukatilun el yehude. Evet Yahudilerle savaşacaksınız. Hatta yehtebi ehaduhum onlardan biri evet onlardan biri saklansa yehtebi vera el hacer bir taşın arkasına fe taş diyecek ki ya Abdullah haza yahudiyun verai faqtulhu yani benim arkamda işte bir Yahudi var onu öldür diyecek. Ve fi rivayetin la tekumus sa'atu bir rivayette de kıyamet kopmaz hatta tukatilul yehude. Siz Yahudilerle savaşmadıkça ve zekere bakiyel hadis ve hadisin diğer kısmını e, ne yaptı zikretti diyor. Peki 1233. hadis şerif. An Abdullah ibni Abi Evfa radıyallahu anhuma makale ta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevmel ahzabi. Evet, Ahzab günü yani Hendek günü. E, alel müşrikine, müşriklere beddua etti. Dea ala, beddua etti. Fekale dedi ki, Allahümme, Allahım münezzil el kitab, seri al hisab. Kitabı indiren, hesabı seri gören. Allahümme ehzimil ahzabe. Allah'ım bu ahzabı yani bu karşımızdaki müşrik grupları hezimete uğrat. Allahümme ehzimhum. Allah'ım onları hezimete uğrat ve zelzilhum ve onları sars, iradelerini sars e, diye e, dua e, beddua etti. Ve e, Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle e, devam etti. Allah müşriklerin evlerine, öldükleri zaman da mezarlarına ateş doldursun. Onlar bizi ikindi namazından alıkoydular. Nihayet güneş battı e, buyurdu. Evet, Peygamberimizin bu duaları karine icabet olarak gün doğuşundan kopan müthiş bir fırtına, bir gece içinde düşman ordusunun altın üstüne çevirerek gönüllerini bir yeis kaplamış ve karmaşa içinde bir panikle müşrikler Mekke yolunu tutmuşlar ve hüsran içinde çekilip gitmişlerdi. 1234, An Aişete radiyallahu anh'a galet, Dehalel Yahudu alen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudilerden bir kısmı diyor, işte Peygamber Efendimizin huzuruna girdiler. Fakalu dediler ki Esselamu aleyke. Esselam değil de Esselamu dediler. E Fe tuhum. Ben de onları lanetledim. Allah size lanet etsin dedim diyor Ayşe annemiz. Fakale buyurdu ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Maleki neyin var dedi ya yani, da, ya da sana ne oluyor dedi. Kultu evelem tesme ma kalu. dediklerini işitmedin mi dedim. Kale evelem tesma'i ma kultu. Sen benim dediğim işitmedin mi? Ve aleykum. Ben onlara ve aleykum dedim. Yani onlar ölüm senin üzerine olsun dediler. Ben de ve aleykum sizin üzerinize olsun dedim. Ee, peki şöyle geldik. 1235 an Ebi Hureyre radıyallahu an Kale kadime tufeyl ibnu amr eddevsi ve ashabuhu alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'de Müslüman olup kabilesini davete memur olan Devsi Tufeyl bin Amr Hayber'in fethi sırasında bazı arkadaşlarıyla diyor Peygamber Efendimiz ziyarete gelmişlerdi. Bunlar kendi kaviminden şikayet ederek fekalü dediler ki Ya Resulallah inne devsen asat yani devs kabilesi asi oldular ve evet, e, asi oldular ve e, reddettiler yani daveti kabul etmediler. Fed'ullah aleyha. Onlar için beddua et dedi. Fekile evet fekile denildi ki heleket devsun. Yani heleket devsun devs işte devsleri helak edecek bir işte dua edecek beddua edecek denildi. Kale dedi ki Allahümme ehdi devsen ve eti bihim <laughs> Allah'ım onlara yani devse hidayet et ve onları bizim camiamıza getir yani bizim aramıza getir diye dua etti diyor ve dua etmedi 1236 an Sehl ibn Saat radıyallahu an ondan nakledilmiş. Ennehu semi'a'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yekulu yevme Hayber Hayber günü şöyle e, diyordu diyor işittim ben peygamber efendimiz Le <laughs> raculen. Evet ben diyor e, bu sancağı bu bayrağı öyle bir adama vereceğim ki Yifta ala yedeyhi. yedehi. eliyle fethi verecek. Fekamu yerjune lizalike. Ey yu'ta. ve e, o zaman e, orada bulunan e, sahabeler ne yaptılar? Ee, işte i̇şte kendilerine verilmesi umuduyla kalktılar. Fegadev e, sabah e, oldu, sabahladılar ve kulluhum yercu hepsi umuyordu en yuta kendisine verilmesini sancağın. Fekale buyurdu ki eyne Ali. Ali nerede dedi? ile yeşteki ayneyhi. gözün ağrıyor dediler, gözünden şikayet ediyor dediler fe emere <laughs> emretti fe duiye lehu çağrıldı fe besaka fi aynayhi et mübarek tükürüğüyle onun gözüne sürdü fe bara mekanehu ve onun yeri iyileşti yani sürdüğü yer gözü iyileşti hatta kennehu lem yekun bihi şeyun hiçbir şey kalmamıştı fe kale hazreti ali dedi ki nukatiluhum onlarla savaşırız hatta yekunu mislena onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar. Fekale, peygamber efendimiz buyurdu ki, alâ rislike, yavaş ol, alâ rislike, hatta tenzile bi sahatihim. Onların sahasına ininceye kadar. Thummed'uhum ilel İslam. Sonra onlar İslam'a davet et. Ve ehbirhum bima yecibu aleyhim. allah Teala'nın onlara neyi e, emrettiğini onlara haber ver. Fevallahi li en yuhda bike raculun vahid. Evet, bir adamın senin elinle hidayete ermesi hayrun leke min humrin ne'am. Kırmızı develerden daha hayırlıdır. Ee, senin için e, buyurdu. Yani kızıl develerin olmasından veya onları yoksullara sadaka vermenden daha hayırlıdır. Evet burada kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet diyoruz. Selamun ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.